Hanımlar beyler, bu videoda sizlerle Matchbox Super Chase 1932 Ford Coupe Model B versiyonunu inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Hoş geldiniz hanımlar beyler. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu videoda sizlerle önümde gördüğünüz Matchbox Super Chase 1932 Ford Coupe Model B modelini inceleyeceğiz. Kendisi bir Super Chase olmasına rağmen Matchbox'ın son dönemde, daha önceki videoda söylediğim gibi, bir lansman ürünü olarak bol bol piyasada var. Ama sonuçta bir Super Chase. Benim de kutudan, geçen açtığımız 72'li kutudan bir adet çıktı. Ben de bunu şimdi açıp sizlerle beraber inceleyeceğim. Super Chase'ler normalde açılmaz, biliyorsunuz. Bunların kıymeti kapalı olarak saklanmasında, ama siz elinizdekini açmayın diye ben sizin için bunu açacağım. Hep beraber inceleyeceğiz. Evet, ambalaj işte alışık olduğumuz o ambalajı yine. Matchbox ambalajı farklı olarak, şurada Super Chase yazıyor. İçindeki araba tam bir Matchbox turuncusu. Lastikler kauçuk zaten. Bunu söylemeye gerek yok. Arka tasarım yine aynı. Fazla uzatmadan açıyorum. Hanımlar beyler, bu arada efendim, bunun gibi videoların devamı için kanala abone olmayı, yorumlarla katkıda bulunmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram'dan falan takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Şuradan. Evet, yardım. Hoppa. Instagram özellikle pek mühim. Hani yeni gelen dükkana, yeni gelen stoklardan, kampanyalardan ilk önce Instagram'dan haberdar olursunuz. Özellikle Ankara'da değilseniz mutlaka zaten takip edin. En kolay iletişim kanalımız Instagram olur bu durumda. Onun dışında Ankara mağazaya gelirseniz, burada elimizden geldiğince, vaktimiz olduğunca sohbet ederiz, tanışırız falan fıstık. Şuradan son darbeleri de vurduktan sonra, evet, ambalajı güzelce açtım. Ve işte Ford 32, gördüğünüz üzere FM. Şöyle. Şu ışığı bir yakayım olmazsa. Ya ışıktan kastım telefonun flaşı. Evet. Işığı da iyi yaktıktan sonra. Şimdi daha güzel, daha net. Bakalım modele. Modelin ön tarafında koca bir siyah ızgara var. Gördüğünüz üzere. Lastikler tabii kauçuk. Efendime söyleyeyim. Küçük bir windshield'ı, küçük bir camı var. Sol tarafına baktığımızda şurada bir Matchbox yazısı görüyorsunuz. Burada Matchbox'ın 70. yıl logosu var. Hemen altında arabanın zaten işte sinyali. Efendime söyleyeyim. Şurada bir Superfast yazıyor. SC Super Chase kelimesinin baş harflerinden oluşuyor. Kelimelerden baş harflerinden oluşuyor. Lastik kauçuk. Jantlar yine altın sarısı gibi bir sarı, metalik. Efendime söyleyeyim. Şık bir model. Günümüz gençliği pek klasik arabaların arabalardan hoşlanmıyorsunuz. Bu da klasik bir araba olduğu için ve tabii piyasada bol bol olduğu için Super Chase olarak çok şey görmedi ama sonuçta dediğim gibi bir Super Chase. Bir daha asla üretilmeyecek bir Super Chase. Aracın arkasında yine plakada SC4 yazısını görüyorsunuz. Bir önceki Chase'imde Porsche'de SC3 yazıyordu plakada, hatırlarsınız. Bunda da SC4 yazıyor. Aşağıdaki egzozları görüyorsunuz. Aracın sağ tarafı yine sol tarafıyla simetrik. Lastikler fırıl fırıl dönüyor.
onun için de şuradan içeriği görebilir miyiz diye bir bakıyorum ama. Evet, soldan direksiyon araba. Işık vurduğu kadarıyla, görüldüğü kadarıyla soldan direksiyon bir araba. Onun dışında pek bir detay görünmüyor zaten. Koltukları ben görebildim. Bilmiyorum ışık vurduğu siz de görebildiğiniz mi ama şu arkada bir koltuklar var. Tek kapı araba yani işte direkt şu kabinin sırtında yani şu kabinin arkasına doğru koltuğun sırtı değiyor. Direksiyonu da işte koltuğa biraz uzak gibi duruyor ama tabii o arabanın orijinali de öyle demek ki. Tepeden baktığımızda araç bu şekilde. Hot Wheels'ın Ford 32'lerinin genelde kaput kapağı açık oluyor. Motor dışarıda görünür halde oluyor biliyorsunuz. Bu araba öyle değil. O yüzden bu daha hoşuma giden bir kasa, daha hoşuma giden bir model. Modelin altına baktığımızda perçinleri görüyoruz. 1932 Ford Coupe Model B yazısını görüyorsunuz. MB 1234-1234 yazıyor. Bir önceki modelde mesela ölçeği yazıyordu. Bunda ölçek yazıyor mu göremedim. Şurada bir fil logosu var. Şurada. Hani şeyde Peugeot'da 1 bölü 60 yazıyordu. R36 yazıyor. Ölçek yazmıyor. Herhalde tam 1 bölü 64. Ya da bilmiyorum yani. Önceki o Porsche'daki gibi bunda şey yazmıyor. Ölçeğini yazmamışlar altına. Onun dışında araba böyle. Şık bir model. Biraz daha yaklaştırayım ekranı. Daha şey bakın. Evet. Çoğunuzun sahip olduğu ama açmaya kayamadığı o Super Chase açılmış ve ten değmese de dokunulmuş hali. Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz hali. Gayet güzel, gayet şık bir araba. Benim de dükkanımda vitrinde Porsche Super Chase'in yanında duracak, sergilenecek bir araba. Görmek isterseniz dükkana gelebilirsiniz ama camın arkasından görebilirsiniz sadece. Hanımlar beyler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz.